Amcam o adı kaldı dedi. Elifoğlu bizim eski babamın lakabı Elifoğlu. Elifoğlu Ahmet. Elifoğlu Ahmet babamın adı. So, Elifoğlu'na bir o hep Elifoğlu derdi. Neymiş o Elifoğlu? Yani bu lakap. Lakap. Yani nereden gelmişti? Lakap. Şimdi bak ben sonra hiç de sormadım babama. Bu Elifoğlu nereden geldi? Babamın annesinin adı Elif'miş. Elifoğlu oradan geliyor. Babam zaten tanımıyor. O zaman da soyadı yok diyor. Baba ölmüş babası. Lakap, lakap önemli. Lakap, lakap önemli. Acaba yani, oğlum tamam. Hasan Doğaç. Tamam tamam lakap önemli de. Belki de soyadı yok o zaman. Soyadı dediği zaman da. Lakapla gidiyor. Hmm. Sülale lakapla. Elifoğlu. Babamın annesinin adı Elif'miş. Onun için Elifoğlu demişler. O ortam alacaklar mı? Alacaklar. Öyle Elifoğlu kalmış. Ya ben soyadı yok olma. Mustafa Hakan'dır. Amcamın adı Yemen'de kalan amcamın adı Mustafa'ymış. Babamın büyüğü. Yani soyadı yok olma herhalde. Öyle Elifoğlu falan tamam öyle geçer. Lakap. Baba olmadığı için o zaman. Ha babamın babası olmadığı için. Ha o olmadığı için ona Elifoğlu demişler. Annem şey babamın annesi nenem diye. Onun adı Elif'miş. Elif olduğu için Elifoğlu derler ona. Sen tanıyor mu? Yok canım ben bilmiyorum. Tanımıyorum. Peki dedem kaçta oğluydu? Şey mi? Benim dedem. Şey benim babam. 1903 1332'de 1300 1903 doğumlu. 1903 doğumlu. Ha 1903 doğumlu. Geç mi evlenmiş dayı? Babam geç evlenmiş. Babam gece evlenmiş. Çünkü sen Kırklısın en büyük sen. Tabii tabii. Gece evlenmiş. O Kırk'a falan geçikmişmiş babam evlendiğinde. Şey yok canım Kırk'ı geçik kaç oluyor? Ben... 37 yaşında olmuşum sen. O yüzden siz eşiniz. Herhalde işte. Doğru o zaman. Bize kız koydu. Babam yok. Annem de 1916 doğumlu. Gelecektin ya gelmedin. 1932. Şey. Evet 1932. Şey. 1332'li. 32'li. Babam 1319'lu. 19'dan 16'yı çıkarınca 1903 oluyor babam. O da 16 oluyor annemde. Aralar 13 yaşmış. Allah. Değil mi? Evet. Aralar 13 yaşmış. Öyle. Kedim oldu ya. Öğlen bu da baba. Öğlen. Daha erken. Saat daha bir. Tabii canım. Saat daha bir. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Allah aşkına siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her şey. Bak kulaklık var duyuyorum ben Eden abi. Yoksa duyamam. Öyle mi? Şimdi Cengiz konuştu. Ben tebessüm ediyorum ama duymuyorum. Kulaklığı da akıncı. Sen onu dudak okumasını anlarsın. Öyle mi? Dudak şeysinden mi? Benim daha yeni oldu da bu. Daha 2 sene falan oldu. Kulaklarım ağır meşale. Hiç amcamın arkasını aramamışlar. Öldü mü, kaldı mı, o adam ne oldu? Çanakkale'de mi bu? Yok, nerede? Yemen'de. Yemen. Zaten bak babamın akrabası çok az. Babamın bir ablası var. O da Akköy'e gitmiş. Oraya gelin gitmiş. Eskiden fakirlik vardı. İşte oraya Akköy bizim köyde yok. Babamın ablası Emine halam. Ben onu biliyorum. Ben ilkokulu bitirdiğimde vefat etti. Oraya gidince babam ondan küçük. Babam da ondan beraber gitmiş oraya. Ana yok, baba yok. Akköy'e gidiyorlar. Ablası gelin oluyor hala. O da onun yanında gidiyor. O da Çanakkale'de kalıyor. Bak. Şeyin, Emine halamın, babamın eniştesi diyelim galiba. Eniştesi oluyor da tabii. Eniştesi de Çanakkale'de kalıyor. Hep bunlar o zaman. Biri bir yerde, biri bir yerde. Yani denizden çok öyle Yemen'e askeri giden var. Benim ayakkabıcı ustam vardı. Cizmeci Körnay diyorlardı. Belki bilirsin, belki bilmezsin. Çınar'da
Kevne iyi biliyor. Kevne'nin dükkanının karşısında da o da çizmeci. Ben çizme diktim bir zaman. Askerlik merdiven. Bilir misin Cengiz abi? Çizmeci. Soy ismi çizmeci miydi onlara? Çizmeci Körmayır diyorlardı. Akyüz. Nail Akyüz. Ayakkabıcı Nail Usta. Onun babası vardı. Şu Beşek nişanları var ya şimdi. Beşek. Mehmet Beşek. Mehmet Beşek'in yanı. Tamam. Mehmet Beşek'in yanı bilirsin. Adlı açık kıvırcık saçları. Evet, evet. Öyle gözleri ufak ufaktı. Ufak ufaktı. Körmayır'dı herhalde. Ama iyi bir ustaydı. Al buyurun olur mu? Almanya. Açılınca Almanya'ya gitti. Oğlu, kendisi bir tane oğlu vardı. Onun babası da 12 sene askerlik yapmış. Bize hep söylerdi. 12 sene askerlik yapmış. O kişi deniz gibi Almanya'ya gitti onunla. Almanya'ya gitti. Oğlu da rahmetli Orhan Aboloğlu'la beraber Pamukkale'de kazada öldü. Kazada ölmüş oğlu. Kazada öldü Ahmet de adı Ahmet. Ahmet evet. Ahmet. Evet. Yakışıklı, kıvırcık saçlı bir çocuktu. Pamukkale'de gördüm bunları, Korum Otel'de. Tamam. Rakı içerlerdi beraberce. Orhan abiden ona çok sanırım. İşte benim ustamın oğluydu o Ahmet. Evet. Kıvırcık saçlı, sarışın, aynı babası evet. gibiydi. Yazık, o ölünce babası artık dikiş tutmadı, temelli geldi, şey yaptı, o da vefat etti Nail abiden. Hatta ben onun fotoğrafını bir ara geçmiş zamanda gazetede evet. yayınlamıştım. Evet. Evet, Ali Sinan amcacığım. Şimdi şu Acemoğlu Kadir'i anladı be bakalım bize. Acemoğlu Kadir şöyle bir neydi? Atatürk'ten kaç yaş küçüktü? 11 yaş. 11 yaş Atatürk'ten. Hmm. 11 yaş bak Atatürk'ten. Tamam. Bak. Ufak. 1892 doğumlu. 92. 92. Hesabı göre. Hesabı göre öyle. Peki tabi o zaman da doğduğunda annesi babası sağ. Sağ. Değil mi? Acem dedi ne zaman ölüyor? Annesi babası sağ. Dedem sağ. Anneannem sağ. Babası. Anneannesi. Annesi. Ve askere gittiğimi 6 ay sonrasını ölüyor diye anam diyor. Benim öz annem. Kaç yaşında gidiyor askere? İşte 20-21 o aralar gidiyor. O savaşın olduğu zaman mı geldi? Savaş. Savaş oraya değil. Nereye gidiyor? Savaş yok da doğru. Şey gidiyor. Yemen'e gidiyor. Yemen'e gidiyor. Yemen'e gidiyor. Yemen'de 9 sene Yemen'de galiba. Yemen, Aden, Sanam. Ha, oralarda. Oralarda. Şimdi 1892 doğumlu 20 yaşında gitse 1912'de falan mı gidiyor Yemen'e? 12-13 oralarda gidiyor. Bir hesabı nasıl yapabiliriz? Orlan gidiyor. Zaten Balkan Harbi 12'de başladı. Ha öyle mi? Evet. O zaman 12'de başlayınca onu almışlar o zaman. Yaşı da o uyduğu için. Ordu 9 sene kalmış Yemen'de. Yemen, Aden, hiç sana. Gelmemiş mi 9 sene? Yok. Hep orada? Hep orada. 9 sene. İngiliz. İngiliz de kendi askeri çıkarmazdı ya. Hindiler, Hindiler çıkarıyordu ya. Hindilere? Hindistan askeri çıkarıyordu. Hmm. Kendisi de bulmazdı ya, İngiliz'de ya. İngiliz öyle olunca hep Hindi yerler, Hindiler çıkarmış asker, babam yıldı açısından. Tamam. Peki o 9 sene gelmediği dönemde bir öldü haberi geliyor galiba değil mi? O nerede haber? Ha ne oluyor? Babam asker 9 sene Yemen'de galiba. Babamın hayırını yaptılar ya. Hayırına kendilerini Allah'ını göre. Yani öldü haberi gelmiyor. Öldü haberi yok. Onlar ölmüştür diye. Yani. Hesabı. Ha. Sonra bir kere de ben de geldim de evi diyor. Evi geldim diyor. Anam yok diyor. Kardeşlerim var diyor. Sonra bir kere anam nerede demişler. Dedem Saraköy'de demiş. Saraköy'de. Anam nerede demiş babam? Bana Sarayköy'ü demişler. Öldü dememişler. Öldü demiyor. Halbuki de ben gidelim diye 6 ay ölmüş anam diye. Anam ölmüş diye. Ben gitmişim diye 6 ay sonra diye. Yemen'e gittikten sonra 6 ay sonra ona söylüyor. Ha babası sağ tabii. Babası sağ. Hasan Çavuş sağ. Hasan Çavuş sağ. Evet.
Önce anne ölüyor. Anne ölüyor. İşte anne öldü demiyor bak kardeşlere, eşle sohbeti. Tanımıyorlar zaten. Babam geri arıyor ama Hacı Kaplan'daki eve. Bu kim? Hiç kimse ben tanımıyor. Biz de affedersin bilenci gibi giriyoruz ya, evde. O zaman kapı irimdeydi. Evin kapısı şimdi zor üstüne alırdı o zaman için. Yani sokak yok mu? Sokak, o sokak değil. Sonra Hacı Osman aldı oraya, oraya ön tarafı çıkardı kapıya. Fırında ne fırında sokakta? Şeyden gelirken fırında... Topal dediniz. Var ya bir şeyle, eski bağlazanın altındaki. Orada gelirken o sokağın içinde, fırının sokağın içinde. Sonra? Şimdi o gün içinde ya, biz de kendimiz tanıttık da ya. Hoş geldin. Hayırlı yapmamışlar babamı daha evvel aslında. Öldüğü haberi. Ölen kalan hiç bellisiz de. Hayırlı yapmamışlar babamı. Neticede işte anam yer demiş. Anek sarek öldü demiş. Ne yapacak? Ondan sonra ertesi gün sarek öldüymüş babam. Kimler? Trenle mi? Çıkar onu çevirmeye, o sonra sonra trenler kulakları. Anam nerede ya? Sarayköy'de. Ertesi gün var işte, ana Sarayköy'ü gidiyor. Orada akrabalar var. Dayım var diyor, şu burada hepsi var diyor. Babam biri vermiş ya. Ben demiş Kadir. Hasan Çavuş'un oğluyum ben demiş. Acem oğlu Hasan'ın. Velhasılı tamam demişler. Oraya varmış tabi annesini görecek. Karaköy gitti de ne demişler oraya. Gezmek hiç görmüyor. Oradakiler şaşırmış. Yani laf zaten ayarlanmış. Ondan sonra Hasköy gitti annen görmüşler. Hasköy. Hasköy Sarayköy'ün köyü mü? Ha, Hasköy. Hemen Sarayköy. Yakındır. Öyle mi? 2-3 kilometre bir şey. Ha. Hasköy gitmiş de ya. Oraya gittim ben de. Oraya gittim. Anasını gördüm. Değerlilerim bak. Onların yanıma aldım diyor. O adam diyor. Ertesi gün diyor. Sarayköy diyor işte. Sarayköy vardı diyor. Anek Sarayköy. Ne dedi? Hasköy. At. Ya. Ha. Hoş bir isim var sonra. Hasköy. Hasköy. Ha. Hasköy gitti diyor. Tamam. Hasköy var ya diyor. Bu sefer o adam diyor. Anam nerede? Soruyor diyor. Anay Doğucan'a gitti demişler. Şunu demiş, öldü devresiniz ya demiş, beni geldi kuruyorsunuz. Asker Doğucan'a. Doğucan'a yakın tarafta. Öldü deseniz ya da taklayıcı varmış, Yemiş Ağacı. Yemiş Ağacı dibine oturdu, epey bir ağladım diye. Öldü demiyorlar diye. Cahillik oraya, var işte, oraya, cahillik. Oraya dolaştırıyorlar. Hani 10 sene gelmiş olur. 10 sene olmuş. O kadar diyor. Ağladım dakikaydı bir gibi, oturdum da ya. Epey bir ağladım, ondan sonra kalktım da ya. Denizli'ye geldim de ya. Anası gibi, babası gibi söylüyorlar. Annesi yok, babasını söylüyor, kardeşleri söylüyor. Öldü demişler, sen gittikten sonra ilk askere giderken Yemen'e 9 ay, 6 ay sonra falan anası ölmüş. Dedem Sarayköy'den evlenmiş. Ölmüş. Neticede ya, 2,5 ay durduk da ya, ev vurdu da ya, evli de ya. 2,5 ay sonra da ya, askerlik çıktı da ya, Yunan kavgası dedi babam, Yunan kavgası. Yunan abi demedi, Yunan kavgası dedi. Şeye gittik, Gayrık Camisi'ne, Gayrık Camisi'ne. O namazı kıldık da ya, öğlen namazına. İkindi yakın diyor, istasyon önlük diyor. O adam diyor, bak onlarla bizi Afyon'a götürdüler diyor. Afyon, asker. Askerle gitti. Afyon'u vardık diyor. Afyon'un insanları diyor, koyunlar kesilmiş diyor. Koyunlar kesilmiş. Buyruk uzman için, her böyle büyük uyuklu koyunlar, makbuldur, şiddiler, falan oldu onlara.
Gavur bunlar yapmışlar diyor. Göveçler yapmışlar diyor. Herkes diyor. Buyurun 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 diyor. Asker diyor. Açık diyor. Kafaya fazla çalıştırmayan diyor. Bildiler diyor. Biz diyor. Oturduk diyor. Böyle ayaklar diyor. Hani hücum istiyor diyor. Eller bekliyor diyor. Neyse o adam sonra diyor. Bir harp başlar diyor. Akşamüstü diyor. Bizim topçular diyor. Yunan topçusundan bir saat evvelatılar diyor. Aşağı yukarı. Geç kaldılar diyor. O onlara da zorluk verdi. Yunan diyor. Velhasılı o da İzmir işi ettik diyor. Gittik diyor. Ama bu hemen otobüsle gitmek değil. Şey yaptım. Hem gidiyorsun hem geliyorsun diyor. Düşman püskür diyor diye biz kaçıyoruz diyor. O püskür diyor biz diyor diyor. Öyle. Otobüs bir ay değil. Trenim bir ay geç değil. Ben aslında en sonunda da ya İzmir denizi döktük de ya Yunan da ya Türk'ün neslini kesecek de ya. Yunan. Türk'ün neslini kesecek de. Biz de Yunan'ın neslini kesecek de uğraştık de ya. Kemal Paşa'nın emri veriyor. Neticede Churchill, İngiliz Churchill bu bunları yeter kaldırmış. Kemal Paşa demiş, ben demiş, bunları demiş, beşikler kaşıkları temizleyeceğim, Atina'ya gideceğim demiş. Çünkü onlar demiş, bizim neslimizi keseceğim zaten. Düşman diyor, bizden de 1'e 8 fazla Yunan diyor. 1'e 8. Yani bizden 8 asker, ondan şey bir asker, onlardan 64 asker. 1'e 8. Yani biz 10 kişi, biz bir kişi ise o 8 kişi diyor. O şekilde. 1'e 8 nüfusu fazla diyor asker diyor. Derhasıl diyor, o de Churchill diyor, İngiliz kumandanı. Bu bunları yeter demiş Kemal Paşa'ya. O demiş, bizim yeminimiz var. Biz buna o bizi temizleyeceğini yemini var. Biz onu temizleyecektik. Onun bir yemini var diyor. İki taraf birbirinin neslini kesecek diyor. En sonunda diyor. Kemal Paşa diyor. Onun sözünü tutmak vermiyor. Uydan diyor. Onun için diyor. Churchill diyor. Durdurdu işi diyor. Bunlar diyor. Churchill'in azaplaması diyor baba. Churchill durdurmuş. Harbi. Denizim İzmir'den deniz bilim Atina var dedik diyor. Beşikler kaçtı, temizleyecektik diyor. O da bizi temizleyecek diyor. O şekilde bir durum oldu. Böyle böyle durumlar oldu. Churchill durdurmuş diyor yani Atatürk'ü. Yani Churchill, İngiliz Churchill. O kumandanmış o durumda, baş kumandan. Evet. Böyle. Türk milleti fakirmişmiş. Türkiye fakirmiş aslında. Benim usta bir anlatıyor. Neler çekti diyor. Bizde çarık diyor. Çarık diyor ne kadar? Ayakkabı yok diyor. Ayakkabı yok. Ayakkabı yok. Ayakkabı o zaten de Yunan diyor postal geliyor. Postal. Postal diyor. Evvela de ölesi de çıkarırsan ayağından diyor. Giyebilirsin. Onu da yol yürümezsin diyor. Derede gidemezsin diyor. Alıştınız çarıkı diyor. Çarık evet, yan ayak gibi giderdik diye. Postalı giyersin, yürümezsin diye. Çarık dediği de kamyon lastikleri, iş lastikleri falan. Çarık oldu. Biz o çarıktan sattık, ilk kalı içinde ayak. Kapı derisi, kapı derisi. Sığırların kapı derisi. O ayrı duman. Esas çarık lastik. Otomobilin yani iş lastiği. Kapı derisinden. Bakırcılar mesela evvel kapkala ilerleyeceğiz ama şey derler, kapıları veren asalar, sıçanlar yemesin diye kalayıcılar. Bizim eriştirmalarda öyle yapar. Hep bak kalayıcılar. Asalar tavana, bir ay işte oluyor. Bir gün evvel ısladılar. Kaplar onunla yıkanıyor. Çarak, tabak, gazan, güzel. Hep bakır. O zaman bakır var. Bu alüminyum. Hem tabi, hiçbir şey yok öyle bir şeyler. Şey, Ş-
Şimdi Yunan Harbi'den önce bu Yemen'deyken. Yemen'deyken İngilizler var. Hmm. İngilizler bizim karşımızda gelmiyor ya. Hindi yerler çıkarıyor ya. Hindistanlıların askerleri, onların gitmişlerdi. Esir düşmüşler orada. Ha, onu söyleyeceğim işte. O esirlik nasıl olmuş? Ha, esirlik de ya. Biz de ya şöyle bir esirlik. Bir kanal vardı ya. Kanalı girdik de ya. Üstümüzde de hiçbir şey kalmadı. Yani büyüsük dahi olsa bırakmamışlar. Yani. Her su vardı ya, kanal. Deterjanlı. Şimdi değiştirebiliyorlar. Yürüyoruz da ya. Evladı bir göğnek veriyorlar ya. Hani pandeler şimdi pandeler mi? Evladı göğnek. Bir göğnek veriyorlar ya. Ondan sonra da çıkarken de bir don veriyorlar ya. Daha açıkta gördüm diye bu numara ver. Montgomery deriz hani. Montgomery veriyorlar ya. Montgomery demen bir şey diyor işte. İstasyon mamurlar gibi. Yani bu bu. Yani burada işin belli olacak. Numara. Aslında yemek çıkar diyor, yemekler diyor, neyin yapıldığı, nasıl yapıldığı bellisiz diyor. Yemezsin diyor, gözleri görmez diyor. Bakar kör olursun diyor. Hani biz açlıktan evvela helva ekmek alırız ilk evvela. Askeri hanım evladı oluruz. Sonra mecbur kalırız, yemeği yeriz askeri yemeğine. Öyle yapar insana. Bazıları öyle yapmıştır. Elhasılı geçtik de kanaldan diyor. Oğuşları yerleştirdiler bizimde ya. Esir düştük tabii diyor. 2,5 senesini esirde kalmışlar. Yola şey İngiliz'de, Yemen'de. 2,5 sene esirde kaldık diyor. Sonra bir kere mübadele mi der? Mübadele. Ha, onda da ya. Değişim değil mi? Değişim mübadele yapıldı. Değil mi abi? Değişim. Değişim. Biz de çıktık ortaya da ya. Biz de kurtaldık. Biz kurtaldık. Ölen öldüğününe kaldık ya. Hani yemek işi de yok. Bizim çavuşlar on başına da yok. Görevliler de yok. Buyurun de asker de yemeğe de yok. Onu da yok. Küfürle başlıyorlar. İngiliz küfür de yok. Türkçe de yok. İstersen ye, istemezsen ye bile yok. Yiyecek de, illi bir şeyler yemen gerekiyor. Yemezsek de ya, uyuz oluyoruz. Gözün görmüyor. Peki o 2,5 yıl esir sürecinde bunları çalıştırmışlar mı, ne yapmışlar? Çalıştırmışlardır muhakkak da, fakat orasını söyle, bir şey fazla. Yani yemek yiyeceği zaman da ya, bizi de ya, küfür ederler de ya. Gelin yemeğinizi yiyin de ya. Pis kazanlar içerisinde yapıyor yemekleri. Belli zaten diyor. İstersen ki, istemezsen geç git diyor, değil mi? Ne olur, ne yemezsin diyor, ne olacak diyor. Kurtaramazsın diyor. Görülmezsin diyor. Çok zorluklar çekmişler bu iş. O kadar işte esir mübadelesinde değişmişler. 2,5 sene. 3 sene işte babam biraz yakmış babasını, onların babasını. Babasından çıkarmışlar. Burada mübadele mi dersin? Mübadelede değişimden gelmiş. Değiş yapılmış. Çıkmışlar. Sonra 2,5 ay kalıyor denizde. Sonra Yunan kavgasına gidiyor. Değil mi? Ya şimdi buraya geliyor. Şimdi 2,5 ay kalıyor. Yunan harbi gidiyor. Yani şöyle Beylik Mahallesi diye cami var. Şimdi şey hazırlık. Cami kurtulmuşlar babam bile. Oldu da ya. Bildik de ya. Trenlerde, hayvan vagonlarına. Böyle bir şey yok. Hayvan vagonlarına. O afyonum aslında. Şey, peki bu 9 sene Yemen'de olduktan sonra Yunan kavgasını gittiğinde... İşte 2,5 sene geldik burada, tamam. Denizli'ye geldim ben de 2,5 sene sonra, 2,5 ay sonra diyor. Yunan harbi başladı diyor. Biz de Beylik Camisi'nde namaz kıldık şey, hayvan vagonları bildik, Afyon cephesinde. Afyon'du başlıyorlar savaşa. Afyon'du başlıyor. Peki oradan böyle İzmir'e doğru gidiyorlar mı? İzmir'e gidiyorlar işte ama öyle hemen
Birlik arabası değil mi? O 3 sene mi sürüyor o? 3 sene mi sürüyor? Kaç sene sürüyor? O 3 sene sürüyor. Değil mi? 3 sene. Yunan Harbi 3 sene. O İzmir'de denizi döküldükleri dedikleri şey 3 sene sürüyor. Evet. Ve o süre boyunca Gadirde'den orada. Orada. Değil mi? Askeriyenin içinde. 11. fırkada. 11. fırka. Görevi 10 başı mı? 10 başı. Yani o da bir elhamdülillah Rabbil Alemin söylemişler çavuşu. Ondan ben 10 başı oldum anlamda. Yani ha öyle söylediği için mi? Dedi, bu ne de sorulmazmış. Ha. Ulfalla Ahad okuttular diyor. Bildim diyor. Ama terfi taktılar diyor. Onu da takacak insan ne yapıyor? Terfi var her tarafında diyor. Ha. Mesela onu aç kendi makas yakışan diyor. Buraya bir şey takar diyor. O da hiç ben bakmam rüzgar ona gider diyor. Ha. Çatlanıyor bir şekilde. O oldu. O bir şey. Mesela giderken Afyon'dan Denizli'den giderken anam anası şey kardeşleri uşkur hazırlamışlar. Kapıda aslan dürelsin dürelsin uşkur olur. Lastik yok. Lastiğine yürümezsin zaten. Dikerler olgalarmış. Orada kayış mı oldu? Kapıda yaptı. İşin kuşakları ne ne yapacak da onlar? Uşkur yapmış. Uşkur. Kayış yok yorum uzman. Ha. Kayış yok. Şey pantolonu bağlamam için tabii. Ha. Uşkur yapacak. Çok kayış. Kardeşleri. Orada yapmış. Tamam. Şimdi şey nasıldı? O hani komutan geliyor da hadi bakalım çadırları toplayalım gidelim diyor. O esirler var ellerinde. Yunan esirler vardı. Çünkü çadırlarda duruyoruz diyor. Bizim 11. fırkanın kumandan diyor. Bizi de ya gideceğiz dedi. Çadırları toplayın demiş. Yarın ikindi doğru gideceğiz buradan. Şimdi esirler vardı aramızda da. Esir aldık diye. 12 tane Yunan vardı. 12 tane Yunan vardı. Onlar da ya. Babam ilk evre öl demiş kumandan. Ondan onu yakalamışlar o 12 tane Yunan'a. Ondan sonra yakaladıktan sonra bunlar da yemek iyi kötü bir şeyle yiyorlar. Orası sen bilirsin. Komutan söylüyorlar. Ha. 12'leri yorancı oluyorlar. En sonunda başı çivşakse olmaz ya. Her taraf. Şöylesi böylesi düşünmüşler. En sonunda biz bunlara süre de verelim demiş. Süre. Yavrular. Şimdi içimizden bir neresini çıkarmışlar askeri içinden. Ondan sonra bak demişler. Böyle oyuncağımız gibi sünnet demişler. Onlar demiş, lağır lağır etti, tamam oyuncağız demiş. O zaman Müslüman olacak ya, sünnet olacak. Kuşlar kesilecek. Tamam. Ne olacak? Bunu ben söyledik diye kabul ettim. Ertesi gün diye sünnet başlıyor diye. Şimdi nasıl edeceğiz bu işi de ya? Ufak bir ustur almışmış sarıda, sana. Yemen sana'da. Yemen sarıda. De ya, içimizi gidemez onlar bizim de. O adam akıl vermişler, birbirinin aklını vermişler. Şöyle olmuş, böyle olmuş. En sonunda da ya, birlik de ya, sünnet olacak. Sünnet de nasıl olacak? Gider, buldu. Aşağı, ülke. İpten buraya. Ha. Bana muhafedeyim ya. Ben hazırı ufam sünnetçi olmuş. Sana şey, usturu vardı ya. Sanıdan almış. 30 kuruşa olmuş. Şimdi de ya, ben demiş ufam oranın subayına büyük şey ederim ben. Ben demiş 25-30'da da asker lazım demiş. Biz bunları sürü de edeceğiz. Şöyle şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak. Tamam, asker lazım. Şimdi akıllı insanlar var diyor. Onlar bir de sünnet getiriyorlar diyor. Taş var diyor, yüksek böyle oturak diyor.
Ben de sünnetçi rolündeyim dedim. Şimdi bir kişi burada golundusun. Bir burada golun atıyorlar. Bir ayağın dayandı, bir son ayağında. Akıllı insan da var. Onlar bir de sünnet getiriyorlar. Taş var, yüksek böyle oturak da ya. Ben de sünnetçi rolündeyim dedim. Şimdi bir kişi burada golundusun. Bir burada golun atıyorlar. Bir ayağın dayandı, bir son ayağında. Bir çapıcı var, 5 kişi. Çapıcı ağzını kapatıyor. İşkence yapıyor. Bak şöyle de diyormuş. Ama olmaz alt taraftayım. Eniş var. Uçurum. Oraya da ya. Uçurum mu var? Ha, uçurum. Oraya atıyor. Aklım var ya. Ondan sonra yani bir çeyrek falan dayanmış. Ondan getiriyorlar. Aradaki insan. Peki onu yaparken diğerlerini göstermiyorlar tabii. Göstermiyorlar. İçeri ondan şey 20 dakikalar aşağıya düşürmüş. Onda da o tarafta da insanlar var, asker var da ya. Dereye atıyorlar. Aşağıda 35-40 metrede in aşağıya. Zaten biri atsak o arkasında da bazı mesafeler yapıyor. Şimdi böyle yapmışlar işe. Şimdi iş bittikten sonra kumandan söylemiş. Ne yaptık oğlum, nedir demiş. Biz de bir onlar demiş, sünnet ettik. Şimdi istirahatlar demiş. Bak. Nasıl oluyor? Bakıyor oğlum demiş. Ne çare yok. O da biz de yok. Neler yapmadılar. Ondan sonra çadırla toplandı diyor. İçeceğiz üzere gittik diyor. Cepheler diyor. Ayrı. 12 esirin 12'sinde öyle mi yapmışlar? Sonra bir de sen şey diyordun galiba değil mi? O uçurum attıklarında çocukluğa varmış oldu falan değil mi? Onlar da aşağı yalan tekrar. Onlar orada... Tüm çocukları. Onlar bizi de yalan. Neler yapmadı ya. O da ölüyor mu onun ilk bir şey? Tabii. Ya olduğu gibi kendisindeyken tüyümü görecek. Kan kaybı. Kan kaybından gidecek. Olduğu gibi böyle tuttuğunu kesiyor. Ustura. Sırf bülüğü kesme yoktu. Olduğu gibi topları kesiyor. Ama tabii onlar da bizim kızlarımıza, kadınlarımıza değil mi? Göğsünü kesmişler. Gürgünlü bir Hasan dayı varmış orada. Babamın askeri arkadaşı. Onu bir gören demiş, Barisar. Akhisar, bir şey yapıyor. Akhisar, bir oğlan da. Boros köyünde de ya, bir değerli oldu babam. Oğlan da askeri. Onun da karısını özünü geçmişler. Kızı anam manam demiş. Onun göğsünü kesmişler. Bunlar görmüş mü Kadir deden? Kumandan emir vermiş. Aksar de ne Barsan kazası? Aksar. Aksar geldik de ya. Kumandan verdim de ya. Bu Meryem Hanım, bu Meryem Hanım oğlu. Bilmem kimin oğlu. Heykelde var. Bunlar demiş hep kumandan dara girmiş. Eldirmiş. Onlar elde bitti, Aksar tarafında. Eldirdik de ya, yorulduk da ya. Manisa'dan İzmir'e gelmişler işte. Asker gidiyorsun, geliyorsun diyor. Gel. Evet. Şimdi de ya, bağladık da ya. Ne oturmuşsun, onu getirelim. Üzüm deposundayız. Bir yerde ya. Büyük bir yer, dediğim buralar büyük yer. O da şarap koyuyormuş. Yavrular şarap yapıyormuş. Büyük büyük hani esken varın şeyler olur bunların içinde. Şarap yapılıyor ya. Şimdi asker oraya girdi de hep beraber. O bir gece sabah gün hareketle yürüyeceğiz, gideceğiz, gideceğimiz yere. En sonunda da ya. Arkadaşlar da ya, şarap bir şey yazıyor. Burbuna giymiş de, büyük de. Açıyorlar da ya. İçiyorlar. Şarap. Kutlarda. Babam ne yapmış? Bir şey ustura çıkarmış. Şu Allah var ya. Rezakizm, sarı süt. Tek çekirdeği. Rezakizmleri kesmiş. Şey, çuvalın ağzına.
başlıkta üzüldü diyor. Öte arkadaşlarım da çoğu diyor. Beni bir bulandı var diyor. Olmayan diyor. Ben de üzüldü diyor. Öte arkadaşlar çoğu diyor. İşitti diyor. Sabahına katılmadılar. Emir geldi. Katıldaki bir çekti. Sandalye yaptı. Karımıştık ben şimdi. Sonra savaş bitiyor. Kadir Doğaç Denizli'ye gidiyor. Denizli'ye gidiyor. Şimdi bunun ayağı benim bildiğim aksaktı. Değil mi? İşte toparlıyor. Şehsiz. Öyle yürüyor. Burada. Aksak yürüyor. Dar vurur var. Dar vurur. Çünkü bazı arkadaşlar da ya parmakları korktular. Ayak parmakları korktu. Soğuktan. Bu kare geldiği kesabı. Dar kişi yürüyorsun. Yaz var, kışı var. Üstlerine. Ben de bizim isabet ettim. Dar vurdu. Dar vurdu. O Yemen'de mi olmuş Hacısan amca? Yunan'da. Yunan'da mı olmuş? Yunan'da. Yunan'da. Dar o Afyon soğuğu filan oralarda o zaman. Yemen sıcak olur. Doğru. Ters şehir. Her tarafı dolaştık diye. Düşmanda, çevirme içinde. Emri gördü ya. Emri kumandanı emri oraya gidiyordu. Ondan sonra dar vuru olmuş ayaklar. Bazı arkadaşlar da ayak parmakları korktu diyor. Benim de dizlerim isabet etti de ya. Dar vuru diyor. Ayaklarımız olsun diye bizim daha fazla. Garip için yapıyorsun ve garip için takıyorsun. Buraya da var her şey. Sonra olmuş daha orada. Çok arkadaşlar diyor parmakları korktu. Dar vuru. Bizim cephelerinde asker. Eskişehir tarafı. Orlar soğuk tabi kış günü orlarda. Şimdi şey soğuk mu? Aslında biz çocukken daha soğuk vardı. Çünkü hiç görgüler yok. Peki o Denizli gelirken Trenbagon'un da gelirken o Tavaslı var. O şimdi şöyle. Bizde yok. Vagonların İzmirlilerde. O başka olur. Ben başka olur. Herkes de asker. Kalanlar da şehir olanlar. Kaldı herkes yerde. Bizde yok. Şeyde, sağlamlar ya. Biz Denizli geldik ya. Vagonlar ya. Her tarafta vagon var ya. Enenler iniyordu. Mesela İzmir'den gelip enen, memleketler nereye geliyorsa orada iniyorlar ya. Şimdi Davaz'dan, Davaz'ın vakıf köyünden. Çavuş var bizim de. Süleyman Çavuş. Boş zamanlarımızda da ya, dört kişi böyle kapıya verdik. Dört kişi. Güneşiydik diyor. Dört kişi kapalı. Güçlü bir adam yani. Çok güçlüymüş. Pervan gibi bir adamdı diyor. Biz de ya, üstümde hiç seslenmeden de gelin de diyor. Biz de ya çırp çırp da yapmış diyor. Ulan ulaşmadan. Asker. Havası vakıfta. Ondan sonra diyor. Geliyor diyor vagonlar diyor. Süleyman Çavuş vurdu, Süleyman Çavuş vurdu diye ses geliyor. Vagondan vurdu, hayvan bakar. Hep dikeriyoruz, oturacak yer yok zaten, hayvan bakar diye. Daha sonra Süleyman Çavuş vurdu, Süleyman Çavuş vurdu. Nasıl oldu bu? Sonra da vagondan vagonu geçtik de ya. Geçtik de ya. Süleyman Çavuş bu pençeme var, 8000, 6000 çubuklar var, yuvarlar. Korkuluk gibi. Pençirler var ya. Pençirler suluyor. O adam diyor, hırır bakmıyormuşlar. Eskişehir, tamam. Eskişehir diyor. Biz de ya, tetik çekme başladılar ya. Çember aldılar ya. Ankuz yaptı. Nasıl oldu bilmem de. Çevrim diledi. Vagona ateş etmişler. O Süleyman Çavuş'tu, o da her pençirden bakar kadar pençir yerler. Alnından tek bir kurşun gelmiş. İşte Süleyman Çavuş'un üstüne çevrim yapmışlar Eskişehir'de. İmam Bey. Evet. Çevrim yapınca onun tam alnına denk gelmiş. Varmış. Bakın varmış. O oraya geldi. Herkes de oraya geldi. Herkes oraya geldi. Baktık ki alnından tek kurşun gelmiş.
Biz de 4 kişi de kapa verildi ya. 5 gün kurşundan diye. 16 yılda askerlik yaptı diye. Öldü diye. 16 senenin sonunda Denizli'ye gelirken vagonda ölüyor. Vagonda ölüyor. Denizli'den bir arkadaş daha varmış sonu. O şöyle. Şimdi o Denizli'de şey yapmış, çavuş olmuş, çavuş. Levazımcı çavuşuymuş, levazım çavuşu. Bu, oradan buradan gelen malları alır da satarmış o adam. Öldürür o adam. Satarmış, satarmış. Bir gün böyle bizim de tabur kumandanı veya o günlük bizim tabur kumandanı veya bu laf geldi de onu da ben gitti de ya. Yakalamış da ona çavuş olmuş kendisi. Denizli'de. Şimdi o çavuşa söylemiş böyle 11. yüzyıl kumandanı. Sen demiş ne yaptın oğlum demiş. Neyi böyle yaptın? Askeri giyeceğine sen fakir insanlar zaten. Öteye 2 kilo tahmin getirdin, bir sürümden de getirdin sen. Böyle böyle takviye ediyorlar askere. Hani CGU çorabı diyorlar. At görev gönderiyor askere o gibi. Göçerler şimdi ki. Bak zelzel olduktan sonra. Burada şimdi onu yaptılar. Yani aslında tabii ne cevap verecek? Esasen böyle. 11 yüzyıl var taburcu kumandanı düşmüş işte o adam. Yani sonra çıktı o bir şey var. Demiş. Oğlum demiş. Gözün kör olsun da sürün demiş. Gözün kör olsun da sürün demiş. Taburcu kumandanı. Biz de ya o da denize bile. Bayrak da aç kokar, meydan bir tarafı. Şimdi bir gün de ya, ben bayrak ağrısı gittim. Bayrak ağrısı var. Ben bilirler, siz bilmezsiniz. Bayrak ağrısı var, hacı kapılarına çıkıyoruz. Camiye yakın. Bayrak ağrısı. Oraya oturmuş da ya. Şimdi asker hani şöyle yaptım, böyle yaptım, deriz ya. Ben demiş asker çavuşudum, şunu yaptım, bunu yaptım. Hani hırsızlık tarafı söylüyor da bey tarafına çeviriyorlar. Şimdi babam da o kahve gitti, gayrı kahvesine. Gayrı kahvesine gittiği zaman o ben şöyle askerlik yaptım, ben çavuşudum, bilmem ne yaptım, şuyum, buyurum demiş. Babam biliyor, asker arkadaşı. Uzun boylu bir adam oldu. Süleyman Çavuş, Süleyman Çavuş demiş. O Süleyman'ımış. Süleyman Çavuş, Süleyman Çavuş demiş. Bu sözleri sen demiş. 30 sene sonra söz demiş. Bu insanlara insan var demiş. Biz var orada asker etmesin. Sen bu sözleri demiş. 30 sene sonra söylemiş. Onunla inanırlar demiş. Kimse inanan olmaz. Kakası de gitti de. Bozum bir cevap vermemiş başta. Ben şöyle yapayım, böyle yapayım. O da hani ben de övünüyorum kendi kendime. Böyle yaptım, böyle yaptım. Ama benim asker atmış geldi. Artık şimdi sen hiçbir şey yapmadın diye. Hesap ol benim için. Böyle durumlar olmuş. Onlar kalktı bıraktı gitti diye. Böyle durumlar olmuş. Yani her taraftan bazı eksiklikler çıkmış ya. Yani. Savaştan geldikten sonra yengemle uzman evliliği. Son evleniyor. Askerlikler bitiyor. Değil mi? Askerlik. Yunan harbinden dönüyor. İşte babam daha evlası şeye vermiş. Dört devam vardı istasyonda. Biri işte tabakhaneye gidiyor istasyondaki. Bir böyle gider. Dört devam. O da un uydurmuş. O un bakma gidermişmiş babam. Oğlum diye un bakma gider. Babası yollamış. Unla uyudun. Hani bakken 3 kilo, 5 kilo un alınmış. 10 kilo. Ben içimde. Yani oraya bakmaya gittim diye. Cavur çocuklar peşim takıldı. İstasyonda Ulu Cami'den sonra sağ taraflarda, tek katlarda.
Fethettin'in bilmem. Daha şu Ersin, bahçe. Ersin'de. Onu Yunanlı Pandazoklu kendi işçiler için yaptı. Oldu diye cavur çocuklar diye istasyon diye ben diye karşı geldiler diye. Taş atıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar diye. Ben de diye sallımı sapanmam diye. İkli, lastikli. Sallımı sapanmak için de taşı koyuyor diye. Çeviriyor çeviriyor bir atıyor diye. Cavur çocuklar kaçmış, kovalamış onlara. İstasyonda. Şimdi Uğur Cami'den, eski Uğur Cami Berber diye yolun üstünde. Şimdi ileri aldılar. Daha rahat evet demiş. O yolda Cavur Evler'de. İstiklal Mahallesi'nde Cavur Evler'de. İstiklal Mahallesi'nde. Buralar da bulurlar, önde yerlerde. Bir yol alçak tek katlı evler var istasyonda. Mubadeleler önce. Şimdi hep dükkan var. Şimdi oyuncu, tuhaf edici. Bunları satıyorlar mesela. Onlar, şimdi bak yolda Urucağım'da istasyonun garajı gidecek zaman orada çok kıymetlidir. İstasyon enerji olur. Orada haklı gittikten sonra şey, garajı gidersin. Garaj önemli yer. Şimdi ya azalır diyorlar. Eskiden beri garajı gitti. İzmir İstanbul'a oradan gidersin. Garajlar. Kimisi dedi işte Beylerbeyi bulursun. Sonra bir şey var. Saraykör var ekranı. Doğucalı. Ya. Bu kısıda. Bu kısıda yapmasın demişler. İstasyon. O zaman de denizinin hayırlı verdi. Denizli. Bu kısıda. Doğucalı yapmış. Doğucalı. Velhasıl buraya yapılmış yine istasyon yapılmış. Garaj. İstasyon altı tarafına. İşte o da cavur çocukları boğulamış baba. Şimdi eskiden bu çarkat yok. Yani aferin bu pekarcasını, şey pisliği, bu temizleyici alet yok. Mesela bizim evde babam 3 dolu, 4 dolu artık bu pey alı geliydi. Hatta art bu pey bahalı bu derler. Her zaman bahalı bu pey. Şimdi öyle derdi baba. Diğer sırf buldu ekmeğiyse günah derdi. Gibi yerler var. Buldu ekmeği yukarı yapılıyor saçta. O zaman şimdi somunik almaya gider ne? Boltunun altını kıstırır diyor. Değirmenli kalır vermezdi. Bak 3 dolu 5 dolu afeli değirmeni götürüp ümüttüremezdi. 2 ekmeği, 3 ekmeği. Gizli gizli kaçardı. Onu da güzel. Utanıyor mu? Evet. Öyle ekmek aldığı için utanmıyor. Utanıyor. Şimdi evler bahçeler var. Şimdi kendi sarayda yürüyüşmüyor. Herkesin kendi evi bahçesi var. Her evin bahçesi var. Bahçede saç kapatırsın. Nüfus fazlaysa her gün ekmek. Şükür yap. Nüfus fazlaysa. Fazla değilse 3 gün, 2 gün bir ekmek yapacağız. Ekmek yapacağız. Herkes işini gidecek. Tarla bahçeye gidecek. Emirci, kömürcü işini gidecek. Kömürcü. Öyle. Çare yok. Yani sabahlar taktık mesela biz çocuklara. Taranç olması bir şey de verirse anam bir şey değil. Düşünmezse geç. Şimdi çocuk okuyor. Cebini harçlık atıyor. Pastanla. Şunu atıyor. 10 lira 15 lira neyse verir. Evet böyle bir şey yok. Darı kavurdası var. Anayı darı kavurdu verirse cebini de atarsın. Onu hacı kaplayacağımsın. Yani bu anından biter. Biliyorsun da bir neflemik bir dar o, çerez gibi. En büyük çerez kavurda. İri dar dar yani. Sarda, iri. Çok bak, sert olur. İşte değil. Sert olur. Diş kalmaz. O şekilde. Şimdi bu işte o da istasyonu da cavurdan duyuyor. Çocuklar var. Ya da taş, şey diyor, taş atıyorlar. Ben de sallım saparlar. Onları boğuladım da cavurlar da. Sonra da ya değerli varmış işte, o ürünüyor mu, ürünmüyor mu hesabı. O da döndükten sonra da ya, bir şeyden geliyor. Kalır bir taraflarından geliyor. Aslan gibi taraftan. Galişi gibi, aşağı kapıdan. Aslan kim? Aslan sizin var. Konyaoğlu. Konyaoğlu. Kalır bir derler babalarına. Konyaoğlu. Cengiz falan vardı, ağabeyler oldu.
Ali vardı. Ben ağzını doğadan çıktım veya bir şeyden dolaşmış, istasyon gelmiş, ben şimdi geliyormuş. İstasyonu buradayım, ben de ya, Şirke istasyonu buradayım. Ben şimdi geliyordum, girdim diyor, babamla öldüm, konuştum diyor, ondan sonra gideceğim ev diyor. Bari kapısından aşağıya iniyor, zarafla kapardılar şimdi. O da inerken bu baba hambal çavuşu varmış, hambalların başkanı, Mehmet abi. O da işe vermiş, Konya'dan, şuradan, buradan. Zaheri gelecek, Karabükler, Demir gelecek. Hep trenle geldiler çarşıya. Tren. Yüzlü, İstanbul, Ankara ne olursa lan? Karabükler, Demir al, Çimento al, Çimento fabrikasında. Hep oraya gelir istasyon. İstasyon değişik olmadı. İstasyon yol yok. Şirke yol oldu her taraf. İstasyonu buldu yer şey. Bu arada Almanlar gelmişler. Şöyle demiş. Siz demiş bu memlekete, Denizli'ye, Şirke'deki devlet hastanesinin üstüne alın demiş. Daha öyle. Almanlar gelmiş, Alman bilir kişileri. Siz demiş bunların devlet hastanesinin üstüne alın demiş, Denizli demiş. Bunlar nerede? Bizim demiş, buranın ön gelenleri istasyonumuz var demiş. Her şey istasyonla geliyor. Oturuyoruz bir şeyde, yukarı değil. Üçte, dörtte, beşerde buldum. Sen ambar oldu. Çıkarken ben seni alırım. Çok kuvvetli oluyor. Tek arda var, siz ayrı taşıyoruz. Çimento her şey taşar basına geliyor. Derdi. Atar basın. Atar basın. Bir gün hatta bakın görün okuyor biliyorsunuz. Biz Demirci Şırak'ıyız. Adil Demirer'e gibi babası vardı. Kaç tane. O işi olmuş. Bize tam büyükler, ben en ufak Şırak'ı. Dediler 3 ton 16'lık demir lazım. Bizler değil mi? Dışarıda hesap büyükler. Biz fark etti o zaman. Acı garip neyse giyiyoruz. Kalkılarlar, orta kalkılarlar. Bu körük yağlanıyor. Balık örgü yağlanıyor. Hacı Bahtı Bıkan. Orada bir körük yağlanıyor. Bekliyoruz. Mustafa verecek. Gel bakalım gideceğiz. Bir emir gelmiş. 3 ton demir çekilecek 16. Taşar burada 5 ay içinde taşır. 6 ay geldi. Arabayı duranlar da orada. Aydın şeyler, sizin dükkan yaptığınız yerler aşağısında. Arbutları şirketini de açtı. Ben içeri girdim. O taşar böyle. Yokmuş. Yarı başında affedersin, simiklik var. Herkes bedava. Şöyle gönder para değişmiş. Ne de bu verdi? Beş de şeker alıyor. Beş de şeker alıyor. Çok alıyor. Orası bedava. Nevzat Şerbetçoğlu var. Onların dükkanı var burası. Ön taraf. Arkası bölüm. Fakültü konuşuyor. İşi bölmüş. Büyük yok. Oraya işe yarıyor. Orada İşi yapmış. Bizim usta öldürdü kalkaya. Usta demir çekiliyor. O kapağından demir çekiliyor. Arabayla burada oğlan giriyor. Aşağı demir kapıdan çıkıyor. Aşağı demirden bizim sokaktan. Aşağı sahip. Aşağı demir o eriyor. Aşağı demir oğlan gidiyor. Orada erimiyor. Çok yüksek. Yedikam taşar basın geliyor oraya. Taşar basın burası var. Görüşte ben de şeyden, ben içinden baktılar, demirler can bir şeysi en az oraya. Haşaklı, denemli yani, haşaklı. Nedim Özgür vardı, Şakiloğlu vardı. Ben aslında bizden büyükler var, 5-6 kişiyiz o çalışan. Onlar kızdı hatta, yani artı birimiz. Ben aslında tamam dediler. 16, 6 tane aldı zaten orada arabacı. 6 tane arabacı yüklendi. Demirler 5 ay çıkıyor. O da aldı gitti. Biz elimizi ayağımızı yıkadık. Üstümüzü paraya verdi. Gittik. Dükkanı kapattı. Üstümüzü gitti. O demir, bu yeni cami yok böyle. Delişin adı. Oraya gitmiş.
3 ton hayırsever bir kişi 3 ton demir alıyormuş. Yemin abi yapılır da derişine alıyor. Bu demir oraya gitmiş. Biz bilmiyoruz. Yani. 50 ile 50 ile 58 arası oluyor. 58'de bitti Yemin abi. Oraya. 50'de başladı, 58'de bitti. Demir bu şekilde bir demir bitmiş yerler. Arabayla alt taraf götürdü gitti. Sonra öğrendim işte Yemin abi gitmiş abi. Demir yapılıyor. Üstte örnek vardı. Yani. Sen tanıyor musun onu? Ben iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Yıldız Beyhanesi de bu tarafın. Ha, evi var, golü kapı vardı. Gizar vardı. Kombiyi açıldı. Onun bizim elinde tır varmış. Yarı başında börekçi vardı. Bir tabela sıra. İstanbul börekçisi. Her sabah alırdım ya. 5 kuşu, 10 kuşu. İstanbul börekçisi. Dökülü. Ondan 5 kuşu veriyorsun. 15 kuşu veriyorsun. Birinci sınıf ya. Ama bir tepsi bile. İstanbul börekçisi. Her sabah aldım galiba. 5 kuşluk, 10 kuşluk, İstanbul börekçisi. Dökülü. Ondan 5 kuşluk veriyorsun. 15 kuşluk veriyorsun. Kuzma şeyde yok. Karbon sokağı duruyor. Birinci sınıf yani. Ama bir tepsi bile. Çok böyle kaldı orada. O da beş kuş parak varsa beş kuş gözü babam. Evet. Beş kuş. Bir tarafında pürüz. Eylerinde kıymalı. İki çeşit oldu. Ufak bir adam bu. Ufak bir adam bu onu yaparak abi. Acı bayan mıydı o? Acı bayan mı? Ben iyi biliyorum. Çünkü çocukken gitmekte Nail Usta'nın yanında yakındı. Bu Hüsnü Örnek de sabahları bazen bizim oraya çay içmeye geliyordu. Cizmeci Nail abimin oraya. Ben o adı olmam, askere gitmedim. Çınakıdım. Hüsnü Örnek de mobilya şey, örnek. Barangol, kapı pencere yapıyor. Meşhur. Onun kızı benim sınıfı var ismi. Halk Partisi zamanında 50'den evvel Denizli'nin belediye reisiydi Hüsnü Örnek. Denizli Belediyesi reisi. İşte enişte falan işi yapmış bizim enişte de bir yerde. Aç yok aslında, aç bakıda. Benim eniştemin. O Hüsnü Örnek demiş. Burası ufak canım, ufak demiş yani. Yaptığımız bir açık büyük yapalım. Temelini geniş atalım. Yani alı kadarsa açta elini boyunu üzeri çoğaltalım demiş. Yani. Yarıştık. Sen demiş para ne adam? Onu gider o falan demiş. Yani işte. Üstüne öden gidiyor. Yani ne yaptı ufak da. Sağ ol. Üstüne örnek mecbur yok başka. Yenici abiden bahsediyor. Gerisine atalım. Orası eski cami vardı orada. O eski cami yıkıldı. Fatma Hoca Camisi. Fatma Hoca Camisi. Yıkıldı, onun yerine yapıldı. Fatma Hoca Camisi herhalde. Fatma Hoca Camisi biraz da gerideydi. Yeni cami biraz da şimdi öne doğru yapıldı. Bak, yeni caminin önü merdivenler var ya, işte orası bütün belediyenin. Evet. Camiyle ilgisi yok. Çünkü ben orada çocukken ilkokulu bir 3. sınıfta oraya su dağıtmaya geliydim. Yazın. Babam yaptı o camiye. Demirci, Ahmet Usta derlerdi babama. Kasap Ahmet derlerdi. Çınar'da demir ustası Ahmet derlerdi. Çünkü daha o demir beton inşaatına hiç kimse yapmadı. Babam İzmir'de öğrenmiş. Bekarlığında. O camiyi babam yaptı. Bizim resimlerimiz vardı orada. Sanat okuluna, şimdiki sanat okuluna, demir şeysine, demir beton işine, direk işine. Beyhudan ya. Bir de fıstıkçı vardı orada. İşte benim o arabanın içinde. Fıstık kabak çekirde, fıstık sulgusu lepleri. Nerede? O börekçinin aç bu tarafında. Bak. Kahve şimdi... arabası vardı. Çerez arabası. Mesela demir 10 kuruşluk, 5 kuruşluk kavrulmuş arabası. Bu yeni caminin tuvaletin olduğu yer var. Şimdiki tuvaletin olduğu yer. Hı. Orada Bulgaryalı merkez lokantası vardı. Bulgaryalı bilmem şey derdi. Macarlardan. Ne diyorlar? Adını unuttum ben her zaman. Hatta
ne bir de kızı var böyle biz yaşlarda falan. Bulgaryalı. O Merkez Lokantası'nın sahibi. Onun yanında Topan Şükrü vardı. Evet. Hansen Kemal'in babası bilesin. Ondan sonra Galemci Sabra Bey'in vardı. Sadık Galemci. Tüm benim Sadık Galemci. Orada hep dükkanda o var. Mesela kahvesi vardı. Mesaret kahvesi. Onun önü bütün şeydi, dükkandı. O şimdiki belediyenin karşısında, Yeni Cami'nin önündeki çimenlerin olduğu. Bende vardı, Ercik vardı. Bir sürü şey vardı. Radyocu Kadir Abey vardı. Ben Çınar'ın olduğu yerde meyhane vardı. Çınar abi, eski tarihi can, duran oradaydı. Çınar, Kavak. Çünkü ben 50'den bu tarafı biliyorum. 52'de okulu bitirince Çınar'da benim golfladığım, Çınaklı'dım hep orada geçti. 52'de başladım oraya. Radyocu Kadir'in dükkanı değil mi? Radyocu Kadir'in sol tarafta. Şimdi diyelim ki o döner günah var orada hemen. Döner günah onların yanında. Mehmet Can Barıdı, Terzi, Barıdı, Barıdı. Orası Python duradı bir ara. Python durakından sonra Ozan Sarajı oldu oraya. Hastane yaptılar. Da, hastane yaptılar. Orada yatarlar oldu. O gülüşü. Çınar Hastanesi, özel hastane. Çınar Hastanesi. Sarajları, Ozan diye kısım oldu. Biliyorum, biliyorum. Onun babasını bile biliyorum ben. Babasının bahçesi vardı. Tek atlı. Tek atlı bir at arabası vardı. At arabasına gidelim. Bahçeden oraya meyve şeker dururdu. Bahçesi vardı babasının. Hele bizim gibi kısa boylu bir adamdı o da. Odan da kısa boyluydu. Şu iş adı kısa boylu. Yarışlarda şimdiki park var ya. Saltak şey, postanenin karşısında park. O parkın olduğu Sarıçlar. O adamların da. Boyla olduğu gibi. Alt taraf iki dükkan var. Bir fırın gibi bir şey var. Bakkalım bir şey vardı. O tüm bahçeleri Sarıçlar. Taşlar vardı orada. Döşüm taşı, 41 tane taş olur. Bir çocuklar sayardım ya. Yani. 41 tane, evet. Maşallah. Taşa. Tamam. Şimdi... Ayıp atıyor, büyük de çay. Üstünü kapat taşlar. Sen bir şeyi de anladın ve ondan sonra bitirelim. Şu Kadir dedem işte geliyor, hamballık yapıyor, değil mi? Geçimini öyle sürdürüyor. Evet. Evet, bir at alıyor. Şey, kepek bedava diye döküyorlar kepeği de. Çünkü en kıymetli değil diye. Kepeği dökerler düşmüş. At arabası var. Şey, bir at almış 3 liraya. Bir at 3 lira. Fakat ahır yok, bir şey yok ya. O bu karışmış kardeşleri. Neyse onu atı satmış. Bir plan hambalık yapmış. Sırt kepeği ya. Sırtında. Kefe mi? Küfe mi? Ne var? Öbür yok. Onun ne var? Bunlar şimdi yenge de onlar yenge. Hani İstanbul hamballığı. Şehirde. Mesela sen ön geçersin. Şimdi yok onlar. Yani yok. İple nasıl yapıyor Lisan amca? İp. Sırtını alıyor. Dalın. Ay mazır diye. 14 milim gibi. 14-16 milim gibi. Kalın, urgan, urgan çer, gibi. Çer, urgan. Urgan. Urgan, urgan. Urgan'ın bir şeysin şöyle. Bir şey dersin. Urgan geçsin rahat dene. Onu burada iki ucunu buraya getirirsin, bağlarsın, bunu iki ucunu oraya getirirsin. Bunu çektiği zaman ipe, o sırtında sağlam var. Şimdi bak mesela kalktığına neredeyse, buradayca. Ben onları gördüm, burnumun dile yazdılar. Yok böyle bir şey. İzmir'e gittim ben bir kere de. İzmir'de armu var, ekmek arması. Bak, sen onları daha iyi bilirsin. Ekmek arması var, ekmek armelerde şimdi çamur yollar. Öyle bir zamanı gittim ben rastgele İzmir'e. İzmir nereden yaptılar? Kadifi verebilirim. Yukarı çıkarlar bu ondan sonra aşağıya geldi. Bu devirlerde. Varyant mı ya? Denesin nereye koyduğunu? Yok. Ondan ambalık yapıyorlar değil mi? Orak diyemem vardı. Çitirsin dedikleri yerler var. Lisenin. Fırkı bahçesi mi orada? Fırkı bahçesi mi orada mı? Fırkı bahçesi. Yukarısı şey aşağı taraf böyle dereye doğru değirmenin tarafı çaybaşı çaybaşı sol tarafta orada değirmen var tamam orada şey var büyük kanal geliyor orada bizim üstü kapatmışız onun köşesinde değirmen var tamam bildim Erkan dedi ki 5-6 yıl önce ağaç var lisenin alt karşısında
Santa Bukucu'da. O Erkan'ın babası Değirmen Hüseyin. Değirmen Hüseyin orası. O Değirmen Hüseyin. Tam o ışıkların altında. Bildim. Tek Değirmen. Çaybaşı değil mi bekleniyor? Tamir Sarayı'nın arkasında. Tek Değirmen var. Şimdi Değirmen'den şöyle. Orak Değirmen'i var. Orak Değirmen'i güzel büyüdü. Tek Değirmen hafif böyle. Suyu kuvvet oldu mu? Su değil. Oldu mu olmaz. Su değil. Orada şu. Elektrik yok yok mu? Elektrik yok. Elektrik yok. Suyla. Uçaylı başı da vardı. Bir de benim çocukluğumda ağaçlı elektriği yeri var. Onun altı yeri vardı. Gaz lambası. Benim çocukluğumda gaz lambası vardı. Oradan çıkmak emek. Mesela bu kuru bitirdi bize ne diyorsun yalan evet. Yalan. Tamam. Sonra bir de şey soracağım. Bu dedim 50 yıl 1950. Okullara ders vermeye gelmişmiş değil mi? Tamam. Böyle Aydın'a kadar falan gitmiş o an. Onlar. Nereye gidiyordu? Tarih derslerine mi? Nereye gidiyordu? İşte onu lisedekiler şundan bundan öğretmenler tanıdığı için. Simit eski parayla 5 kuruş. Ondan tavsiye ederim. Babam gitti geldi oradan. Tavası gitti. Silindi ya. Aydın gitti. O zaman simit 5 kuruş. Efendim sana ders verdi. Askerlik dersi. Denizli'de de veriyormuş ama değil mi? Denizli'deki okullara da gidiyormuş. Biliyor, biliyor. Değil mi? İşte bir... Şimdi 5 milyon yani o para. Saltak okulu var. Saltak okulu. Katip Çelep okuldu yani oraya. Evet. Rahmetli yazar vardı Denizli'de. O çocuğun adı neydi? Yazar. Abdül Gaffar ne mutlu olma. Tavaslı. O çocuk vardı. Baba o da. Anam resimler var. Hep aldıkları yerlerden şeyler. Tahsin de vermişler babama. Babam öldü tabii. O da babam neler yapmış, okulda ders vermiş, öğrenmiş, bu vermiş, okulda da. Anam onları yapmış, bir denesi kalmış. Hoş, adı vardı çünkü. Ağabeyim oldu yani, ağabeyim baktı. Bunlar gösterdi filmde. Tamam. Bir hoş isim vardı, aklıma gelmedi. Yönetmenlik filan yaptıydı o galiba, o adam, yazar. Genç de abim de işte lazım, olmaz. Oranın genci. Söz geçmedi, sözün için. Hiç boş bir adı var oran. İsmini unuttum. O an işte şeysini yaptılar, Saltak'ta, ilkokulunda. Tamam, şimdi hatırladım. Tiyatrosunu yaptılar, hayatını anlatan. Değil mi? Babamın hayatı. Hayatını anlatan tiyatroyu yaptılar. O senin dediğin Katip Çelebi İlkokulu değil. Katip Çelebi İlkokulu'nun yanında Milli Eğitim Müdürlüğü vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün salonunda yaptılar onu. Evet işte Katip Çelebi İlkokulu dediydi. Tamam, onun gibiydi o. Onun ben gibi hatırlıyorum. Milli Eğitim ben yani. İlkokuldaydım. Ben onu gittiydim. İşte bizim Mehmet Yazır'ın oğlu vardı. Mustafa Yazır'ın oğlu Mehmet. Ondan filan icat ettiler. Gitmesin babam oraya şeye. Temsili. Evet. Onların aklı. Onu dur ben şimdi bak sen anladınca hatırlıyorum ben. Mustafa diye bir arkadaş temsil ettiydi Kadir dedim. Mustafa. O da öğretmen. Soyadı, hoş bir at, soyadı var. Soyadı. Hani. Adamın sen o yönetmen de o adam. Evet. Onu şey yapan, oynayan Mustafa diye bir arkadaştı. Bir abimizdi bizim. Ben hatırladım onu. Ben çocuktum o zaman. Çivrilli bir abimiz olması lazım o. Galiba Çivrilli miydi? Öyle miydi? Neler olmuş, neler olmuş? Hayatını anlatan, Cengiz abi o zaman dedenin hayatını anlatan bir küçük bir şey yapmışlardı. Temsil. Temsil yapmışlardı. Onun hayatını anlatan. İşte o Milli Eğitim'in yeri var ya orada. Onun küçük bir salonu vardı orada. Orada tiyatro gibi yapmışlardı o zaman. Ben okuldan geçti o da gösterdiler. İşte fotoğraflarını falan yayınlamışlar. Bir temsilcisi yaptı. Evet. Hürriyet okulu vardı. Şimdiki değil mi?
kütüphanenin şimdi yeniden kütüphane yapılıyor ya. Ondan önceki kütüphane de değil, ondan önce ahşap bir okul vardı. Benim okulum İstiklal Okulu gibi. Ahşap. Oraya gelirdi amcam, orada şiir söylerdi. Ben de karşıda ayakkabıcıyım. Ben gözümden görüyordum. Böyle aksak görürdü ha. Elinde bastonla aksak görüyordu. Oraya dayandı. Şurada bir beton şey vardı. O da şiir söylerdi. Ben de onu seyrederdim. Var mı bu var? Sonra akraba oldu. Başka. Akraba olmadı. Bu adam kim değil derdi. Senin dediğin tabii 60'lı yıllar. 60. Ticaret lisesi vardı orada. 64. Ticaret lisesi. Efendim? Ticaret lisesi vardı orada. Bahsettiğin yerde. Ticaret lisesi. Evet. Bak, benim dediğim gazosanın karşısında. Tabii. O da okulu, ilkokulu vardı. Öğretmen, baş öğretmen Adil Bey benim baş öğretmenimdi. İstiklal'de okulan. Evet. Oraya yeni baş öğretmen olarak geldi. Baş öğretmen. Kız enstitüsü vardı. Şimdiki Hürriyet Okulu'nun olduğu yerde kız enstitüsü vardı. Yok. Kız öğretmen okulu. Belki de. Kız öğretmen okuluydu. Ama sen onu şimdi nereden biliyorsun? Hacı Bahadır'ın karşısında İsmet Paşa'nın okulu vardı. İsmet Paşa okulu değil yok. O şiddetler Gazi okulu da Gazi okulu gibiydi. Bu İsmet Paşa okulu. İsmet Paşa okulu mu? Şey Hacı Bahadır'ın karşısı İsmet Paşa okulu. Ondan sonra sen... Sene kaç? Biz çocukken. Zelzelinde hasar gördü orası. Sonra kız enstitüsü bilmem ne. Ha kız enstitüsü oldu. Ben kız enstitüsü olduğunu biliyorum. O sonra. Eskiden belki de bu senin dediğin gibi olabilir. Çünkü şey Erkan'ın binasının olduğu yerde Torla Gülüş'ün oğlu var. 45 doğumlu. Ben onu sordum. Emsen bıraktı işte. Ha. Bu okul dedim, ne okuluydu? Burada bir okul vardı dedim. Burası dedi, kız enstitüsüydü dedi. Sonra. Ben dedim, ah sonra olabilir. Çünkü ben onu sordum. Benim mahallem olmadığı için. E bu... Kız enstitüsü, Gargol'un Gayser'deydi. Hangi Gargol? Çınar'daki Gargol yok mu? Ha. Onun Gayser'de kız enstitüsü var. O da kız enstitüsü yok. Vardı. Ben çocukluğum... Akşam kız enstitüsü diyor, bir şeyler var burada her tarafta. O şeyin köşesi, de şeydeki şey yok mu? Bina yok mu? Öz kardeşim. Onun köşesi de kız. Öyle mi? Neyin köşesi? Hayır, Gargol'un da eski Gargol'un karşısı. Kız enstitüsü o değil. Zekai, orası Himayetler Sineması. Himayetler Sineması alt neresi? O alttaydı. Kız enstitüsü üstünde. Ek yeri varsa bilmiyorum. Yalnız, ben çocukluğum oldu geçtiğinde. Tamam. Şimdi oğluna sordum. Basmak basmak. Abi dedim, burası bizim anababa evimiz dedi. Onun babasını tanırım ben. Tornacı, Kirişli. Ben 45 doğumluyum dedi. Ben 5-6 yaşındayken dedi, burası kızın üstü dedi, kızlar okul dedi, beni çağırırlar dedi. Şöyle demir var, mahluk varım dedi. Erkan'ın yanında. Şimdi oradan o gitti, Atalar Mahallesi'ne. Oradan dedi, beni para verirler dedi, ben onu dedi, pasta alıverirdim dedi, simit alıverirdim. Ondan beni çocuk değildi, 5-6 yaşındaydım. İyi biliyorum dedi. Kız enstitüsü burada ama senin dediğinden doğru olmuş. Gargol'un tam karşısı. Nerede? Oradaki Gargol yok mu? Çınar'daki, ben oradan bahsetmiyorum. Ne? Şimdi Erkan'ın dükkanının olduğu yerden bahsediyor. Şimdiki Hürriyet Okulu'nun olduğu yer kız enstitüsüydü. O sonra. O sonra mı? Tamam. O sonra. Ben de sonra da yaşadım. Daha evvel Gargol'un karşısında. Çünkü bak 53-54'lerde 53-54'lerde bir vali geldi buraya, kızın üstünü şeyi yaptı. Vali konağın olduğu yer kızın üstünü. Şey, orası ne ya? Daha biraz daha, şimdi vali olarak yıkıldı. Ertuğ zamanında oldu. Şimdi yıkıldı orası, kızın üstünü yıkıldı. Yıkıldı orası, boş duruyor. O vali, o kızın üstünü olduğu yeri yaptı. Ben o zaman Tanca'nın yanındaydım. Eski hükümetin olduğu yerde Tanca vardı, ayakkabıcı. Ben onun yanında çırağıydım o zaman. 63-64'lerde orası yapıldı, millet oraya gitmeye başladı. Fakat ondan evvel orası kız enstitüsüymüş. Ama sonra tabii. Kız enstitüsü olduğu yere okul yapılacak diye bazı sahibi veriyor. Yani okul yapılacak diye. Kız enstitüsü yıkılınca adam geri geliyor. Mahkemelik şimdi orası. Mahkemelik.
Devlet orayı alıp başka bir bina yapmak istemiş. Nerede konuştum ben bunu? Bir yerde. Alistan'la oğlum mu? Nerede? Bir yerde. Onun veresiyeleri o veya Gizez ve altı dönülmüş orası. Mezarlık bir yerlerde ola. İçinde çeşitli ağaçlar vardı. O tam şimdi mahkemelik olmuş. Gene burası demiş. Onun şeyleri torunları oraya Libya'dan torunları burası dedem buraya işte tapusu şeysi var. Tapu değil de sözleşmesi var. Buraya okul olarak verdi. Burası okul olacak demiş. Başka bir şey yapamazsınız. Veya arsayı bize geri vereceksiniz. Kızılsın olduğu yeri. Vali yeri Atatürk'ün yeri yer başında. Tahta, uçular, itikaz, her tahta yapmasın. Vali yeri o dedi. Şimdiki Atatürk'ün evi o dedi. Ha, evi o dedi. Vali yeri. Valinin. Hayır. Şimdi çiçek dikildi oraya. Daha evvel abi dedi, bina yapıldı. Bir sanat okulun karşısı. Sanat okulun karşısı. Hamamın altı. Hamamın altı. Valinin evi. Valinin evi. Hamamın olduğu yer vali konağıydı. Aziz de ki. Hayır, hamamın olduğu yer vali konağı. Hamamın olduğu yer değil. Hamamın yanı. Yakın. Tabii ya. Şimdi o alan. Böyle gelip. Vali konağı oradaydı. Ve etbayı da oradaydı. Etbayı da oradaydı. Etbayı oradaydı. Etfaiye gayret olmuyorlar. Belediyenin yanında yer vardı. Şu Cumhuriyet bir şey matbaası vardı. Cumhuriyet matbaası. Hamamın karşısı. Hamamın karşısı. Bizim çocukluğum çok geçti. Hamamın üst karşısında bir şey vardı. Matbaa vardı. Matbaa. Baba da işlemin altı şimdiki. Matbaa vardı. Orası büyük bir adam var. Ya bak. Baba da Ayşan'ı nerede? Matbaa nerede? Şey, hamam nerede? Arasında var mı? Aynı şey. Çarşıda Mısırca mı? Aynı duruyor orada. Karşı alt tarafı mı? Gene duruyor. Şimdi kaymakçının şeysi oldu der. Ya, bir yani. Bölümü öyle. Teksi de bölümü yine hamamda oldu. Orası. Yine hamam da var orada. Çarşı hamam der orası. Onun sol tarafı, karşı tarafıydı. Şey, karşı tarafı değil mi? Gene bir yol var orada. Sen buna gidelim. Şimdi bak o hamamın karşısında TEP bankası var. Türk Ekonomi Bankası var. Öbür yolda şeyden gelen minibüsler olduğu yerde şey. Şimdi yola çıkıyor. Baba da açtım. Bir tek zaten oğlum hamamın. Bir tek hamam babada. Yok başka yok zaten. Şimdi bu sanatlıkta bir yapılan yer Kimon'un fabrikası. Kimon. Yavru. Kimon'un fabrikası orası. Un fabrikası. Fakat değerli bir un çıkarıyormuş o yani fabrika. Çok güzel un yaparmış. Öyle ufak tefek değil. Zaten Karakut şey, sanat fabrikası olduğu yer. O Karakut, un fabrikası Karakut'ta. Kimon'un fabrikasıydı orası. Kimon'un fabrikası işte. Tabii. Urucu abinin bu tarafı. Evet. Çin Park. Herkes orada oturuyor. Orası Kimon'un fabrikası. Sonra sanat bekleme oldu. Şimdi taraflarda açık kaldı bina. Eskiden yapısı kerpiç yapılardı. AB1, 51 mezunu. Sanat Bekler mezunu. Bir daha fabrika var şeyde, Halk Caddesi'nin, Kirişhane Mahallesi'nde. Şimdi orası şey oldu. Külahçoğlu. Külahçoğlu, bak Külahçoğlu. Külahçoğlu'nun fabrikası. Un fabrikası. Un fabrikası, orası çalışıyor desin. Biz tütün diktiğimizde ta ses oraya geliyordu. Öğren oldu mu? Külahçoğlu'nun fabrikası. Öğren oldu derlerdi. Faydası oldu. Yunanlar gidelim. Hadi gidelim. Şey, Çağlar neredesin? Sedat, bize müsaade. Tamam dayıcım. Evet, teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınız biz, sağlık. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yedini bitiriyor, muhabbet ediyoruz. Keyif alıyoruz. Sağ ol. Sevk oluyoruz. Eskileri yad ediyoruz. Yani, canlı eskileri yerileyiz. Fotoğraf vardı. Nereye buldun bunları? Anne sağlık. Benim tamam. Gömleğin içinde. Tamam. Nereye koydum Ali San amca? Burada. Şurada burada. Tamam. Görüşmek üzere. Siz bomba geliyorsunuz. İşte benim saçma sapan yazdım. Görüşürüz tamam. Tamam. Zaten şey olsun. Tamam tamam ben geleceğim sizin yanınıza. Tamam. Sen kardeşim dayıcım görüşürüz. Gümüş. Tamam. Çok çekiyorum. Gümüş. Hadi bakalım. Şimdi. Sağ ol eline sağlık. Noktaları yapmak istiyorum. Buyurun.
Bu Karagöt un fabrikası şey vardı. Külahkor mu? Hayır. Demirci Caddesi'ndeki. Orada at arabalar yukarı çıkıyordu. At arabası oraya geldiği zaman var de diye şey ses yapardı. Çünkü oradan atı bir dizginlerde o yokuşu ha. Zaten ama ses verirdi. Var de dedi mi kimse gelmezdi. Atlayabiliyor o yolu yani. Evet. Hızlı gidecek. Yokuş. Zaten oğlum at çok. Aynısı mı oluyorum? Şerbet oldu. Hızlı giden atın yalnız şey var. Araba gibi çoğu. Evet. Her dakikalı dükkanı vardı orada. Şekerci. Hadi alt tarafı. Orası. İlk başta şekerlemeler vardı. Bedava. Hayırlısı. Hadi bakalım. Hadi, ben duvarı... Tamam ben biraz sonra bakalım. Boş. Hadi görüşürüz. Sana şeyi gönderecek fotoğrafı. Tamam. Ben geleceğim zaten sizin yanınıza. Teşekkür ederim.